Merhaba. İlk 6 podcast'le yöntemi bitirdik ve şimdi yol haritası kısmına geldik. Yöntem işin daha plan program kısmıydı. Yol haritası daha da uygulamaya yönelik konuların düşünülmesi olacak. Yol haritasının ilk noktası şu: hangi yoldan gideceğim ve bu yolda bana kimler eşlik edecek sorusuna verilen cevap. Örneğin gitar kursu mu alacağım, internetten kendim mi öğreneceğim, arkadaşım, abim, kardeşim vesaire mi bana öğretecek? Ve de destek alacaksam hangi alanda ve kimden alacağım? Kurs almayı düşünüyorsan yakınlarında kurs veren müzik mağazalarına bir bak. Tarzı sana uygun görünüyorsa ve maddi durumun el veriyorsa bunlara git, en kolayı bu. Yakınlarda müzik mağazası yoksa kurs veren kişilerin ilan açtığı sitelere bak. Yalnız yine tarzı sana yakın olan kişileri tercih etmelisin. Arkadaşın, akraban vesaire sana öğretecekse bunu belli düzenli bir döngüde yapmaya çalış. Sürekli belirsiz tarihli olursa muhtemelen kaynar çünkü. Kendin internetten bakarak çalışacaksan da mümkün mertebe farklı kaynaklar ve kanallardan düzenli dersleri takip edebilirsin. Gitar metodu PDF'leri bulabilir ya da kitapları da satın alabilirsin. Ya da bu çözümleri bir mix yapıp kurs veya arkadaşla çalışma olmadıkça kendin, oldukça da destekle çalışırsın. Kendi realitene bağlı yani. Burada önemli olan bir kursla mı, bir arkadaşla mı yoksa kendin mi bu yola gireceğini en baştan bir seçmek. Maddi durumunu, medeni cesaretini, etrafındaki opsiyonları ve tarzına uygunluğunu, saatler olarak gün içinde uygunluğunu vesaire düşünüp buna en başta karar vermen lazım. Yoksa vakit bu kararı vermediğin için başlayamamakla geçiyor. O zaman sıfırdan yine hedefimizi bir güncelleyelim iki çeşit örnekle. 6 ay süresinde dışarı çıkmadığım hafta sonları ikişer saat çalışarak başlangıç seviyesini tamamlayacağım. Çünkü ileride kendi şarkılarımı yapıp bağımsız müzisyen olmak istiyorum. Zaten kendi odam ve bilgisayarım var, aşırı ses yapmam, geceleri çalmam. Gitar teli vesaire koptukça mahalledeki müzik dükkanından veya internetten alırım. Gitarım da kıyafet dolabımın yanında durur. Kendi gitar rifflerimi buldukça YouTube, Instagram, TikTok gibi ücretsiz platformlara yükleyip insanlardan gelen yorumları görebilirim. Kursa ayıracak param yok ve hocayla kendimi rahat hissetmiyorum. Bu yüzden kendim YouTube'da bulduğum videolarla çalışacağım. Ayrıca internetten ücretsiz PDF, kaynak vesaire buldukça bunlara da bakarım. Bu bir hedef olabilir. Bir başka, 9 ayda dil kursumun olmadığı günlerde birer saat çalışarak başlangıç seviyesini tamamlayacağım. Çünkü şarkı söyleyip gitar çalarak kendimi hayal ettiğimde havalı geliyor. Sevdiğim şarkıcıların şarkılarını çalıp söylemek istiyorum. Bence sesim de güzel. Üniversite yurdunda kalıyorum ama zaten başka arkadaşlarda da gitar görüyorum. Problemi olanla konuşur çözeriz. Sınava çalışan vesaire olursa o günler çalmam ya da çıkar başka yerde çalarım. Gitarım da yatağımın altında durur, güvende olur. Zaten gitar çalan arkadaşlarım var. Arada onlarla görüşüp ilerlememle ilgili fikir alabilirim. Zaten üniversite kampüsüme yakın olan ve sonrasında çıkıp bir şeyler yiyip içebileceğim bir semtte. Tarzım olan bluzu seven bir hocaya haftada bir saat gideceğim. 8-10 saatten sonra kursa devam mı etsem yoksa kendim mi çalışmaya devam etsem diye bir düşünürüm. Ara ara gitar çalan diğer arkadaşlarıma da bu konuda danışırım. Bu da mesela ikinci bir gayet gerçekçi, hangi yoldan gideceğini de çizmiş olan bir hedef olur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bye.